Başlıkta dünyanın en ironik fotoğrafı yazıyor, bir yanlışlık yok. Fotoğrafta bir uçak gözüküyor, bir Boeing 747. Aslında bir uçak daha gözüküyor fotoğrafta. Yani en azından bir kısmı, kuyruk kısmı gözüküyor. Peki bu şekilde iki uçağın fotoğrafı nasıl dünyanın en ironik fotoğrafı olabilir? Video bittikten sonra başlık size daha anlamlı gelecek. Çünkü bu fotoğrafın bir hikayesi var. Takvimler 27 Mart 1977'yi gösterdiğinde ahenkle dizilen domino taşlarının yine ahenkle yıkılması gibi birbirini tetikleyen olaylar silsilesi gelmiş geçmiş en büyük uçak kazasına neden olacaktı. Gran Canaria Havalimanı'na ulaşmak için dünyanın iki farklı yerinden kalkan iki farklı Boeing 747, hedefledikleri havalimanına bomba ihbarı yapıldığı için Tenerife Adası'ndaki küçük bir havalimanına inmek zorunda kaldılar. Havalimanı altyapısı ne tıklım tıklım iki jumbo jeti ne de diğer havalimanına yapılan bomba ihbarı nedeniyle kendisine yönlendirilen diğer uçakları kaldıracak durumda değildi. O gün kule ile uçaklar arasında bir takım iletişim problemleri de yaşanıyordu. Üstelik havalimanı etrafını bulutlar kaplamıştı ve dakikalar içinde sis yüzünden göz gözü görmez hale gelmişti. Tüm bunlara rağmen KLM kaptan pilotu Van Zanten hedeflediği havalimanına ulaşmak için aceleci davranıyordu. Senaryo yazılmış, sahne kurulmuş, oyuncular yerini almıştı. Kısacası o gün orada bir felaket yaşanacaktı. Hollanda Hava Yolları KLM ve 20. yüzyılın ekol markalarından Pan American World Airways ait iki farklı Boeing 747'nin içindeki yüzlerce yolcu bir an önce Gran Canaria Havalimanı'na ulaşmak ve tatillerine başlamak için sabırsızlanıyordu. Sonunda Gran Canaria Havalimanı güvenli hale getirilmiş ve tekrar hava ulaşımına açılmıştı. Ama bu yeni bir kaos demekti. Çünkü tek pisti olan ve kapasitesinin çok üzerinde çalışan Tenerife'deki Los Rodeos Havalimanı, yoğun sisin esir aldığı meydandan onca uçağın kalkışını sağlamakta zorlanacaktı. KLM'e ait 747 taksi yolundan piste çıktı, hemen arkasında da Panam'ın 747'si vardı ve aynı pist üzerinde önlü arkalı taksi yapmaya başladılar. KLM'in uçağı pist başına geldiğinde 180 derecelik bir dönüş yaptı ve kalkış için hazır konuma geldi ama o sırada Panam'ın uçağı hala pistte taksi yapıyordu. Yani bundan sonrası gerçek bir trajedi aslında. Hikayenin devamında kule ile uçaklar arasında yaşanan iletişim problemi, KLM kaptan pilotu Van Zanten'in aşırı özgüveni, yoğun sis ve CRM konusu sahneye çıktı. Son perdede pist başında motorlarına verilen tam güçle harekete başlayan KLM Boeing 747'si, halen aynı pistte taksi yapmakta olan Pan Am 747'sine saatte 260 km hızla çarptı. Pan Am tehlikeyi fark ettiğinde motorlarına tam güç verip pisti terk etmeye çalışmış, KLM ise tehlikeyi fark ettiğinde bir an önce kalkışını gerçekleştirip Pan Am uçağının üzerinden geçmeyi denemişti. Ama ne yazık ki her ikisinin de girişimi başarısızdı. Sonuç mu? Sonuç gerçek bir facia, felaket, trajedi. Tam 583 kişi. 583 kişi dünyanın en büyük uçak kazasında hayatını kaybetti. Bu insanlık tarihinin asla unutamayacağı bir olaydı. Fotoğrafta Pan Am'a ait Boeing 747'yi görüyorsunuz. Kuyruk kısmı görünen uçak ise KLM'e ait Boeing 747. Muhtemelen bir yolcu tarafından çekilen bu fotoğraf o gün orada çekildi. 27 Mart 1977 günü kazadan sadece dakikalar önce bir yolcunun vizöründen görünen işte buydu. Bu fotoğraftaki iki aktör birazdan sahneye çıkacak ve arkalarında tüm insanlık için unutulmaz bir ders, unutulmaz bir ironi bırakarak yok olacaklardı. Bu fotoğraf Tenerife kazasına dair çekilmiş en ilginç fotoğraflardan bir tanesi bence. Yani çünkü dakikalar sonra şu fotoğraf karesinde görünen iki uçakta yüzlerce kişi hayatını kaybedecek. Ve dakikalar önce bu şekilde masum masum poz veriyorlar. Yani Tenerife kazasında eğer tek bir fotoğrafı olsaydı o da herhalde bu fotoğraf olurdu. Tamam da ironi neresinde şimdi bu işin? Aslında bu fotoğraf Tenerife kazasının fotoğrafıydı. Tenerife kazası da insanlık adına arkasında müthiş bir ironi bırakmıştı. Dünyanın en büyük havacılık kazası yerde yaşanmıştı. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir fotoğraf hikayesinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada Instagram'da canlı yayınlar yapmaya devam ediyorum. Biz gerçekten çok eğleniyoruz. Sizi de mutlaka bekleriz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sağda solda paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle.